Bugün Maraş hemşehrilerimizden hastanelerde iyilik nakli bekleyen, kök hücre nakli bekleyen hastalarımız için yardımlarını talep ediyoruz. Hemşehrilerimiz sağ olsun yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Burada şu anda 3 tüp numune alarak aslında bir kayıt oluşturuyoruz. Bir veri bankası, yani bir dağarcık, bilgi dağarcığı oluşturuyoruz. Buradan bir eşleşme olduğu takdirde vatandaşlarımıza tekrar ulaşarak kök hücre ve kemik iliği toplanması işlemi yapılıyor. Duyarlı vatandaşlarımızı, bu konuyla ilgilenen vatandaşlarımızı hem internet üzerinden kanver.org'dan araştırıp kan merkezimize, özellikle konteynerimizi ve Şelale Park'taki otobüsümüze kök hücre ve ilik bağışı için bekliyoruz. Saygıdeğer başkanımız bizi teşerrüf ederek mutlu etti. Bugün burada Kızılay'ımızda Sağlık Bakanlığımızın ortaklaşa düzenlemiş oldukları bu lösemi hastalarına destek amacıyla, onlara donörü bulma amacıyla yapmış oldukları bu çalışmaya biz de destek olmak amacıyla, farkındalık oluşturmak amacıyla buradayız. Malumuz Türkiye'miz genelinde 3000 civarında bu şekilde lösemi hastası kardeşlerimiz var. Bu tip çalışmalarla bunlar 6-700 tanesi kendilerine uygun donörü buldular. İnşallah bu çalışmalarla, bu kan örneklerini alarak daha fazla lösemi hastasının kendilerine uygun donörü bulmalarına vesile olur diyorum bu organizasyon. Bundan dolayı da gerek Sağlık Bakanlığımızı ve gerekse Kızılay'ı kutluyoruz. Biz de onlara her türlü arkalarındayız, desteğiz. İnşallah bu organizasyon neticesinde birçok lösemi hastası da derdine derman bulacaktır inşallah. Sağ olun. Ben de arkadaşlarımızı kutluyorum. Daha önce bir sürü yerde söyledim, belki aynı şeyler ama kan vermek, bir hayat kurtarabilmek çok özel bir sevinç, çok özel bir mutluluk olsa gerek. Ben ilk mesajımı aldığımda çok mutlu olmuştum Kızılay'dan, çok sevinmiştim. Belki hayatımda bir sürü mutlulukların en güzeliydi. Çünkü bir insanı hayata döndürebilme becerisinden dolayı. Ben bu yüzden zaman zaman kan veriyoruz zaten. Bugün de buraya geldik. Arkadaşlarımızla birlikte olmak ve beraber bir hayat kurtarabilmek amacıyla emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet, adım Ebru, soyadım Akköse, 11 yaşındayım. Buraya da lösemili çocuklara yardım etmek için geldim. Nereden geliyorsun Ebru? Adana'dan geliyorum. Tanıdığın birinde lösemi hastalığı var mı? Evet, var. Yani böyle bir şeye yardım için evet. Buradasın. Öncelik arkadaşın mı? Hayır, öncelik arkadaşım değil, birçok çocuk için. Bütün lösemili çocuklar için siz de kan verebilirsiniz. 3 tüp kan birçok can. Evet, ben ismim Abdullah Demir. Bu lösemi çocuklar için 3 tüp kanını toplamak için burada bulunuyoruz. Adana'dan geldik. İşte lütfen vatandaşlara sesleniyorum. Bu kişiler 3 tüp kanını önüne vererek yardımcı olsunlar. Hayat kurtarsınlar. Evet, hayat kurtarsınlar. Yani bugün bize, yarın başkalarına olabilir. Lütfen yardımcı olalım. Sizin de kızınız bu konuda rahatsızlığı var evet, sanırım. Kızım da talasemi hastası. 3 haftada bir devamlı kan almak zorunda. Çünkü vücut kanı üretmeyince kan devamlı takviyesi yapılıyor. Siz de bunu yaşayan biri olarak destek olmaya. Evet, yani. Ben de hasta olduğundan dolayı ben de bu kişiler için destek olmak için yardımda bulunuyorum. Çok teşekkür ederim. Biraz da kızınızla sohbet edelim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Ben Ayşegül Demir. Adana'dan katılıyoruz. Ben talasemi hastasıyım. Her ay kan alıyorum 2 ünite, 3 haftada bir. Lösemi arkadaşlarıma destek olmak için buraya katıldık. 3 tüp kan vererek sizleri de bekliyoruz hayat kurtarmaya. Teşekkür ediyorum.